gençliğimizde. Ne oldu? Şimdi de gençiz. Ha tabii. Maçalar var. Ama İzmir hala anlatır eskiler yani. Garbis hocam, ilk çıktığınız maçı şöyle hatırlıyor musunuz? Nasıl duygular, nasıldı? İlk milli maç. Ben sana hatırlatayım. Amatörde ilk milli maçı Türkiye-İspanya. 1942. Az sayı farkla mağlup olduk. Nasıl bir duyguydu milli takımı temsil etmek? Türk milli takımının ilk maçıdır. Ben kazandım. Sen kazandın da 3-2 mi? Takımı 5-3 kaybettik. 5-3 kaybettik, evet. Nasıl bir maçtı, hatırlıyor musunuz? Spor Sergi Sarayı'nda. Heyecanı, spor Sergi Sarayı'nda full tribünler. Yıl 1942. Doğru mu? 42 değil. Yok. 42 değil. 47. 47. 47 mi? Evet. 1947 yılı. Sen benden iyi mi hatırlayacaksın ya? Neler söylemek istersiniz sevenlerinize? Bir boksör. Sizin arkadaşınızmış. Şeyde karşılaştık. Şeyde görüştük. Çeşme'de görüştük. Sağlıkta şu anda. İyi mi? İyi değil mi? Neler söylemek istersiniz? Çeşme'ye yerleştik. Sevenlerinize neler söylemek istersiniz? Sevenlerinize neler söylemek istersiniz? Sevenlerime Allah sağlık versin, Allah uzun ömür versin hepsine. Allah sizi de başımıza eksik etmesin. Hatta Nazmi bir isimimizi alsana. Alacağım hocam. Alacağım. Canlı yayın. Orhan abi büyük efsane değil mi? Canlı yayın. Yok gitme, aynen devam edelim. Çok büyük efsane. Garbis Sakarya'dan bahsediyoruz gayet tabii. Büyük efsane ve aynı zamanda en centilmen efsane. Olağanüstü bir efendi. Son derece saygın. Boksu çok sever. İnsanları çok sever. Çok çok çalışır. Çok nizami dövüşür. Yani muhteşem bir sporcu olarak tarihte yerini almıştır. Boks tarihinde. Ve biraz önce de bahsettik. İlk boks milli takımının İspanya'ya karşı yaptığı müsabakada sikletinde galibiyeti elde etmiş ve ilk milli zafer kazanan 3 boksör arasında tarihteki yerini almıştı. Garbis Sakaryan, efsane gerçekten.